Şöyle diyorlar, Twitch'te çok kumar oynatılıyor. Tamam, Twitch'te kumar oynatılıyorsa ama bunu yapan insanları şey yaparsın, suç duyurusunda bulunursun. Bunu yapan kişileri kapatmaya çalışırsın. Ya da bunu engellersin bir şekilde. Ya da onun kanallarına erişim engeli koyarsın. O kadarını yapamıyor musun? Yani bunu yapan kişilerin, o zaman interneti kapatansın satayım komple. Yani internette sakıncalı şeyler var deyip interneti kapat komple. Çin interneti olsun. Ama önemli olan bu değil. Kick'i de aynı sebepten dolayı kapatmışlardı. Kick'ten sonra Twitch kapandı. Ama arkadaşlar görüyorsunuz biz, şuradan göstereyim size. En büyük kumar sitesini biz kapatmaya gidiyoruz. En büyük kumar sitesini biz kapatacağız. Türkiye'nin en büyük kumar sitesi Milli Piyango'nun sitesidir. Eskiden biliyorsunuz arkadaşlar, hani şey vardı ya, dinciler şey derdi, piyango bileti almak kumardır derdi. Biz de derdi ki ya ne alakası var, işte şu kadar para veriyor. He, enayilik. Çünkü senin kazanma ihtimali ne kadar düşük olduğunu insanlar idrak edemiyor. Kazanma ihtimali ne kadar düşük olduğunu insan idrak etse kimse almaz. O kadar parayı vermez kimse yani. O umutla yaşıyor, bir de lan çıkarsa ne olur bilmem ne falan diye böyle ümit ediyorlar. Onunla ilgili konuşmuştuk ya, sayısal loto da öyle arkadaşlar. Sayısal lotoda yani o 49 sayıda 6 sayıyı birden tutturmanın ihtimali şey yapmıştık. Chat GPT'den ben onu kaçta bir, işte şu kadar milyonda bir mi? Öyle bir şeydi. Chat GPT'ye şey yapmıştım. Pimpon topu nasıldı ya, bilye. Bilyenin boyutunu, hacmine bakıyorsun. Ondan sonra standart bir küvetin hacmine bakıyorsun abi. Ona göre böyle şey çıkıyor. Mesela 100 tane küvet var veya işte 1000 tane küvet var. Her küvetin içi bilye dolu. Sen görüyorsun bunu yani. Bu 1000 küvetin içerisinden, sallıyorum şu an 100 de olabilir de, İçerisinden bir tanesine gidiyorsun. Oradan eli daldırıyorsun. Random bir tane bilye çekiyorsun falan. Eğer bunu görsel olarak görse hiç kimse bunları oynamaz. Ama hadi diyorduk ki çok fazla para kaybetme. Evet, çok kafayı yiyen de insan vardı. Bayağı parasını kaptıran da vardı ama normal şartlar altında o kadar kaptırmıyorsun. Kumar sitesinden farklı. Çünkü kumar da şeydir, değil mi? Oynadıkça para basarsın, oynadıkça para basarsın. Şimdi abi o bir, ikincisi de neydi? Bir yandan da Milli Piyango sitesine giriyorum. Bunlar tamamen büyük insanlara yönelik. Gerçekten öyle şey yani. Hani 18 yaşın üstünde olman lazım. Emin ol onu bypass geçemezsin. Emin ol onu bir şekilde bypass geçemezsin abi. Tüm oyunlar. Tekrardan bir bakalım. Yasal olan, yani biliyorsunuz Twitch kumar diye kapatıldı. Yasal olan kesinlikle kumar değil ve kesinlikle çocuklara yönelik olmayan Milli Piyango'da ne tür oyunlar var? Sihirli kasa, parlayan yıldızlar, sihirli kasa, 200 bin lira. Oynayalım bakalım. Bas lan. Bastık, bir şey olmuyor. Eğlence bonusu. Ormanda şanslı sandıklar. Kesinlikle çocuk oyunu değil arkadaşlar. Bu tamamen büyükler için. Dur, uygulamasını indireyim. Bir de uygulaması falan da var ha. Şunu görün arkadaşlar. Kesinlikle kumar olmayan ve kesinlikle çocuklara hitap etmeyen, kesinlikle çocuklara yönelik olmayan. Yani bu tamamen şey işte. Bu tamamen, bak, bu Milli Piyango'nun olayı tamamen biz yaparsak kanka, yani devlet olarak biz yaparsak ya da arkamızda devlet varsa ya da devlet onaylı olursa biz yapabiliriz tıpatıp aynısını. Kumar. Bu bir kumar. Kumarhane. Online kumarhane yani. Milli Piyango şu anda online kumarhane abi. Yani aç dava hadi. Dava açmaya çalış. Ama olgu isnadı diye bir şey var. Gerçek yani bu söylediğim. Açılmıyor. Sayısal loto oyununa girse 90 sayı var. 90 mı? Parlayan yıldızlar. Volkanik sürprizler. Volkanik sürpriz ödülleri. Platin kasa. Şans ağacı. Orman hazineleri. 500 bin. Dene. Ha, açılıyor bu sefer. Kanunuz hırsızlık yasal ama gözükürse içeridesin. Yani hırsızlık da bazı arkadaşlara şey yapmıyorlar. Ya öyle bir noktada ki adam hırsızlık yapıyor yani. Yani o senin söylediğin, şimdi o senin yaptığın hareket hırsızlık yani. Daha başka bir şey değil. Sen onun kitabını uydurmuş olman hırsızlık olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü sen diyorsun ki ben şuradan hazineden alacağım, ben bu parayı alacağım. Şuraya koyacağım. İşte buna da bir kanun uyduracağım. İşte hazineden şuradan alıp da şuradaki benim yakınlarımın cebine koyma kanunu diye kanun uyduracağım. Sonra sen buna hırsızlık dediğin zaman da sana suç duyurusunda bulunacağım. Bana nasıl hırsız dersin diye. Yani arkadaşlar, Mozambik'te bizim mahalledeki bazı abiler bunu yapıyor, hırsızlık olayına giriyorlar. Sen hırsızlık dediğin zaman suç oluyor ama. Yer değiştirme. Yanlışlık olmasın arkadaşlar, yer değiştirme. Ve sen o vergiyi de vermek zorundasın. Yani sen şuradaki vergiyi de vermek zorundasın. Sen şunu da diyemiyorsun vatandaş olarak. Bir dakika kardeşim, sen benim verdiğim vergiyi şöyle avuçluyorsun. Kendi yakınının derneklerine aktarıyorsun. Gözümüzün önünde yapıyorsun bunu. Kendi yakınlarının bilmem ne derneğinin içine aktarıyorsun. Gözümüzün önünde yapıyorsun. Şimdi bu hırsızlık yani. Bu hırsızlık, bunu ben yapsam
Ben yapsam sen beni içeri atarsın ama sen yapıyorsun. Ben sana hırsız diyemiyorum mesela. O yüzden ben bu insana hırsız diyemiyorum. Çünkü hırsıza hırsız demek, bazı hırsızlara hırsız demek yasak. O yüzden hırsız diyemiyorum yani. Bunu yapıyorsun. Kumar oynatıyorsun. Bariz bir şekilde böyle sevimli orman şeyleri açılan oyundan çıkmak isteyebilir misin? Emin değilim de açmıyorsun ki. Bak, sihirli yumurtalar. Oyunun adına bak abi. Sihirli yumurtalar. Bak abi, bu kesinlikle çocuklar için değil. Bu kesinlikle gayet büyükler için. Müzik var mı acaba? Müzik de vardır umarım. Kesinlikle çocuklar için değil. Bu kesinlikle büyükler için olan bir mobil kumar oyunu. Kumar oynattığın zaman ben de sana kumar oynatıyorsun dediğim zaman bu da suç oluyor. Sırada ne var abi? Sırada bir tane şey aklıma geliyor benim. Bir şey aklıma geliyor. Ha, şeyi de zaten yapıyorsun. Uyuşturucu desek antidepresan, hap map vesaire. Tamam, ona da bir şey demiyoruz. Ona da eyvallah. Bunları da şıkır şıkır dağıtıyorsun insanlara. Tamam, ona da eyvallah. Kesinlikle uyuşturucu olmayan antidepresanları vesaireleri insanlara kontrolsüz kontrolsüz dağıtıyorsun. Şeker gibi veriyorsun millete. Tamam, ona da eyvallah. Bir tane şey kaldı aklımda. Bir tane şey kaldı. Onu da sen yap. Onu da sen yap. Onu da sen yasakladığın haram dediğin şeylerden. Onu da sen yap abi. Biz de sana şey diyemeyelim. Şey diyemeyelim. Lig yapıyorsun diyemeyelim. Kırmızı ışık bölgesi aç. Kırmızı ışık derken trafik ışıkları var biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Trafik ışıkları var. O trafik ışıkları ile ilgili kırmızı ışık bölgesi aç. Yani bir sürü kırmızı trafik ışığının olduğu. Bir sürü kırmızı trafik ışığının olduğu yer aç. Ya geriye o kaldı şu an. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Şeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl oluyordu ben de çözememiştim o olayı. Onu görüyorduk eskiden. Ermeni Matit Manukyan vardı. Genel Evler Kraliçesi. Kaç sene üst üste, AKP'den önce bu. Kaç sene üst üste en çok vergi veren kişi oldu. Vergi rekortmanı oldu. Şimdi o zamanlar çocuk olduğumuz için normal geliyordu bize. Çünkü en anormal şeyler bile normal gelir abi. Çocuksun ve öyle büyümüşsün, öyle yetişmişsin ya. Sana doğal, sana normal geliyor. Şimdi düşünüyorsun da nasıl ya? Nasıl yani, bizim fabrikamız falan yok muydu abi? Nasıl olabilir ki yani? En çok, en çok. Ve o zamanlar gene bir sağ parti vardı bu arada ha. Gene bir sağ parti vardı. Şey gibi düşünmeyin. Ecevit vardı, DSP vardı. Hep sol partiler. Hayır, sağ partilerin olduğu dönemde de böyle. Demirellerin, Memirellerin olduğu dönemde, ANAP'ın olduğu dönemde de böyle yani. ANAP, Demirel falan varken de biz bayağı layıktık ki. Yani evet, onlar da şeydi. Yok, şu kadar İmam Hatip açtılar, şu kadar bilmem ne yaptılar ama onların döneminde de bugüne göre bayağı layıktık. Yani şey deniyor ya, işte AKP'den önce işte bilmem ne filmi çekildi. Orada işte sevişme sahnesi vardı. Orada işte bilmem ne sahnesi vardı. Ya da işte orada padişahı eşcinsel gösterebiliyorlardı. 4. Murat'ı. Ama bunların hepsi sol parti döneminde değil. Birçoğu sol parti döneminde değil. Sol partiler çok fazla kazanmadı. DSP bir ara kazandı, o kadar. Onun haricinde ANAP çok kazandı. Demirel çok kazandı. Çiller çok kazandı. Çiller yok, çok kazanmasa da kazandı yani. Bir dönem o gitti. Mesut Yılmaz kazandı. Bunların hepsi sağ. Çiller, Mesut Yılmaz, Demirel, Özal, ANAP'ın Özal. Bunların hepsi sağ. Bu AKP bambaşka bir şey. Yani sağdan da başka bir şey yani. O şeydi işte. Yani tam kontrolü ele alabilmek için, tam kontrolü ele alabilmek için dinciliği bayağı bir bastırdılar. Bayağı bir bastırdılar. Laikliği bayağı bir üstünü bastırdılar. Çok zarar verildi. Çok zarar verildi ama bu imkansız değil. Geri dönüş imkansız değil. Geri dönmek imkansız değil. Merak ediyorum neler yaşayacağız arkadaşlar. 5 sene sonra 2028 seçimlerinde neler yaşayacağız çok merak ediyorum. Ondan sonra reis öldükten sonra neler yaşayacağız çok merak ediyorum. Reis öldükten sonra, çünkü reis şu anda o 2002 tayfanın son temsilcisi gibi bir şey artık. Geriye bir tek o kaldı artık. O da gittikten sonra değişik olacak olaylar. Olaylar bir değişik olacak. Ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Ne olacak göreceğiz. Çok karıştı olaylar. Olaylar çok karıştı. Bütün bunlara tepki olarak, bütün bunlara tepki olarak mesela Zafer gibi partiler mi yükselecek? Hiç imkansız değil. Yani çok mümkün de değil. Çünkü elinde güç olan, propaganda gücü olan her zaman için daha avantajlıdır. Ama imkansız da değil. Çok değişik şeyler göreceğiz. Gerçekten değişik şeyler göreceğiz. Daha önce de demiştim ya arkadaşlar, bizim yapmamız gereken mücadeleye yılmadan devam etmek. Yılmadan mücadeleye devam etmek. Susmamak, konuşmak. Çünkü konuşmak hukuksuz bir şey değil. Hukuki hakkımızdır bizim. Eleştirmek hukuki hakkımızdır bizim. Hala daha öyle. Ve şeriatı getiremeden de gidecekler. Şeriatı getiremeden de gidecekler. Dağılacaklar. AKP isim olarak bile kalsa fark etmez. AKP iktidardan düşer mi düşmez mi o belli değil. İsim olarak bile kalsa fark etmez. Bu güruh dağılacak ama. Bu baskıcı güruh dağılacak yani. Tekrardan rekabet ortamı geri gelecek. Rekabet ortamı geri gelecek tekrardan. Şu an rekabet ortamı yok. O kadar yok ki. İktidar var, bir de iktidarın kendi muhalefeti var. O kadar yok yani.
Erbakan Erdoğan kadar etkili bir lider değil bence. %35'leri göremez demiş. Göremez, evet. Fatih Erbakan'ın yükselişi olacak. Yükselişi olsa bile 35'lere gelemez. İktidar olamaz. Çünkü AKP dışarıdan desteği vardı. O şekilde oldu. %33 ile falan olmuştu. Üçte bir gibiydi. Dışarıdan desteği çok iyi vardı. Fethullah desteği vardı yani. Vardı abi. Ne yok mu diyeyim yani? Vardı yani. O çok büyük bir şeydi. Çok büyük bir şeydi yani o. Çünkü Fethullah zaten bayağı bir ele geçirmişti ülkeyi. Diğer politikacılar bile Fethullah'la iyi geçinmeye çalışıyorlardı. Böyle. Anti-Fethullahçı birkaç kişi vardı. İşte bunlardan bir tanesi Kamer Genç'ti mesela. Emre Sayıl başbakan olmadan Bush ile görüştü. Evet. Yani mesela insan haklarına aykırı hareketler yapıyorlardı AKP. Tamam mı? Biz bunu dile getirdiğimiz zaman şey deniyordu. Amerika şu an bir şey yapmak istemiyor çünkü ters gelmek istemiyor Türkiye ile. Neden acaba? Zaten arkadaşlar önemli olan işte sizi ümitsizliğe, umutsuzluğa şey yapmak, sürüklemek. Bakın şeyde de öyle, insanı intihar etti. Şaka değil bu. Bu işin şakası yok. 2023'te insanlar intihar etti. Ciddi intihar ettiler. Neden? Çünkü öyle bir insanlarda öyle bir intiba vardı ki bu seçim giderse şeriat gelir. Bu seçim giderse ülke gider. Bu seçim giderse her şey biter. Bu seçim giderse şu, bu seçim giderse bu. Ama 6 Mart'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Ben ondan önce de hafif hafif bunu söylüyordum. Ondan sonra zaten söylemeye başladım arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Bu seçim giderse dünyanın sonu değil. 2028 düşüneceğiz diye. Olay bu. Yani biz neden hep kaybettik biliyor musun? Kaç seçim üst üste neden hep kaybettik biliyor musun? Hep çünkü bunu yaptık. Hep dedik ki abi seçim bitti, her şey bitti, olay bitti, dünya bitti. Attık kendimizi yerlere, saldık. Sonra en son bir sene kala falan, değil mi? Bir sene kala falan bir şeyler oldurtmaya çalıştık ama insanlar sistemin düzenini kurmuş. Sen de bakıyorsun, kurul düzeni olan insanlardan birine oy vermeye çalışıyorsun. Neyse ne arkadaşlar. Bu dönemi de anacağız işte böyle. Böyle bir dönem vardı diyeceğiz. Bu dönemde şunlar şunlar yapıldı diyeceğiz.